Diyalog TV ekranlarından herkese merhabalar. Albeniz Ayaz Sohbetleri programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bildiğiniz üzere programımızı Merit Defkoş Otel'de çekiyoruz. Ve bugün de konuğumuz Merit Defkoşa'nın genel müdürü Mine Gürses. Aslında sizler pek çoğunuz ekranlardan kendisini tanıyorsunuz. Biz çoğu zaman konuk alıyoruz. Turizmle ilgili gelişmeleri konuşuyoruz kendisiyle ama bu defa ondan bahsedeceğiz. Mine Gürses'ten bahsedeceğiz. Sohbetimize başlıyoruz. Evet değerli izleyenler, söylediğimiz gibi konuğumuz Mine Gürses. Hoş geldiniz Mine Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de Merit Defkoşa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Biz programımızı burada çekiyoruz ve burada ağırlanmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğiniz için. Rica ederiz, görevimiz efendim, hizmet etmek. Estağfurullah. Nasılsınız, nasıl gidiyor İyiyim, hayatınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hayatım iyi gidiyor, yoğun. Çalışma, uğraşma. Güzel. Peki şimdi bu güzel bir hayatın bir geçmişi var elbette. O geçmiş nasıl başladı? Nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Kıbrıs'a nasıl geldiniz? Merit Defkoşa'yla, daha doğrusu önce Meritlerle yolunuz kesişti. Sonra Merit Defkoşa'yla. Evet. Neler oldu? Biz sizi biraz daha böyle yakından tanımak istiyoruz. Bu soru bana çok soruldu. Ben 11 Şubat 1953 yılında İstanbul'da doğmuşum. Fındıkzade semtinde. Daha doğrusu üç göbek oradayız. Anneannem orada. Annem orada doğmuş. Haseki Hastanesi'nde. Ben de Haseki Hastanesi'nde doğmuşum. Benim doğduğum dönemlerde tabii ki İstanbul, ben ancak 4-5 yaşından sonrasını size anlatabilirim. Anladım, çünkü onun öncesini anlatamam ama yine böyle Kıbrıs gibi, o zamanlar Fındıkzade Bahçelik bir semtti. Bizim anneannemin beraber yaşadığımız ev de bahçe içindeydi. Belki inanılmayacak ama Fındıkzade'de, ki bahçemizin içinde, kayısı ağacımız, şeftali ağacımız, badem ağacımız, erik ağacımız, dut ağacımız ve de kocaman bir kümesimiz vardı. Ne kadar güzel. Bütün komşuların da hepsi bahçelikti. Hatta bahçemizin yan tarafında da koca bir buğday tarlası vardı. Ayşe Hanım teyzeye ait. Buğdaylar büyürken içinde gelincikler çıkardı. Biz de o tarlalara gidip gelincik toplardık. Biz de kovalarlardı. Yani şurup yapmak üzere. Çok fakir bir aileden geliyoruz. Çok fakirdik. Bir ilkokul önlüğümü 3 sene giydim ben. Yani 5 senede 2 kere önlük değiştirebildik. Ondan sonra ortaokula gittim. Sonra İstanbul Lisesi'ne gittim. Sonra şeyi kazandım. İktisadi Ticari İlimler Akademisi, Vatan İktisadi Ticari İlimler Akademisi. Ama bu arada lise 2'deyken de rahmetli eşimle tanışmıştık. İşte onunla görüşmeler devam ederken lise sonunda nişanlandık ve 72'de de evlendik. Bu arada ben gece okuluna gidiyordum. Özer'de hukukta okuyordu. Özer 73'te mezun olunca dedi ki Mine, bir de seni mi bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz dedim ve ayrıldım. Üniversiteye mezun olamadan. Sorarsan çok pişman oldum. Evet. Ama o dönem, o yaşta, yani yaşım 19 ve bilemiyorsun, sadece kocanla birlikte olmak istiyorsun. Tabii. Ama iş hayatına atıldığımda o diploma her zaman karşıma çıktı. Evet. Tüm terfilerde karşıma çıktı. Bu sene, yani 2017 ve işe fiilen işe başlayışımın 47. yılı. 1970 yılında bankada çalışmaya başladım, Yapı Kredi Bankası'nda. Hem çalışıyor hem okuyorduk işte o dönemlerde. Sonra 73'te Özer'in ailesi 63'lerde ve 58'lerde köylerinden kovulmuşlar ve İngiltere'ye iltica etmişler. Orada yaşıyorlardı. Bir tek görümcem Kıbrıs'ta yaşıyordu. Özer'e iş
yani özel İstanbul'da çalışmak istedi ancak o dönemlerde Kıbrıslı Türkleri TC uyruğuna almak istemiyorlardı buradaki nüfus azalmasın diye. Dolayısıyla özel de yabancı uyruklu olduğu için işte TC uyrukluya bir veriyorlarsa maaş olarak özele yarım veriyorlardı. Bu da özelin ağrına gitti. 2-3 iş değiştirdi. Sonra işte 73'te karar verdik. Ailenin yanına gitmeye Londra'ya. 73 Kasım'da Londra'ya gittik. Oraya yerleştik ki 74 Temmuz'unda harekat oldu. Evet. Özer de 3,5 yıl mücahitlik yapmış biri olaraktan getirmek istedi ama müsaade etmediler yollar kapalı diye. Ben de o dönemde kızıma hamileydim, Özlem'e. Ama ikinci harekat bitince, yollar açıldı gidebilirsiniz denince elçilikler tarafından, biz 1 Eylül'de kayınbiraderim, ben Özer, yani eşim ve karnımda Özlem, arabayla yola çıktık. Londra'dan kapısa. 1,5 günde İstanbul'a geldik, beni anneme bıraktılar İstanbul'a. Ve onlar direkt Kıbrıs'a geldiler. İşte Özer gelir gelmez şeye girmiş. İskan Bakanlığı'na. Onlar Eylül'de geldiler. Ben Kasım'da geldim. Evet. 2 ay sonra. Çünkü İstanbul'daki evimizi kapatmamıştık. Kiradaki evimizi. Olur da oraya uyum sağlayamayız falan diye. Ama başka şey oldu. Yani ne umarken ne oldu. Ne oldu? Öyle. Geldiniz ve... Ve 74'ten beri evet, Kıbrıs'tasınız. Evet, 74'ten beri Kıbrıs'tayım, evet. Siz geldiğinizde aslında Temmuz, yani 20 Temmuz olayları geçmişti. Ve evet, biz onları Londra'da yaşadık. Londra'da yaşadınız. Kıbrıs büyük bir savaştan çıkmıştı. Evet. Şimdi siz bahsedince sormadan edemedim. Nasıl buldunuz o dönemde geldiğinizde Kıbrıs'ı? Kerbela, yani İstanbul'da doğup büyümüş, 19 yaşına kadar yaşamış. Bir yılını da yine çok daha medeniyet seviyelerinde olan Londra'da yaşamış biri olarak geldiğimde hiçbir şey yoktu. Yani tam savaşın hemen sonrasıydı ve biz geldiğimizde sokağa çıkma yasağı vardı. Hı. 1,5-2 sene sokağa çıkma yasağını yaşadık. Hiçbir şey yoktu. Ne bakkal, ne çakkal, kasap. Bir kasabımız vardı. Biz dere boyunda Toros Apartmanı'na oturuyorduk. Gördüklerim karşısında şaşırıyordum. Kasap etleri açıkta satıyordu. Yani buzdolabı falan vardı da ama etler açıktaydı böyle. Şaşırıyordum. Bana çok tuhaf geliyordu. Sabahları kalkıyorduk, ekmeğimiz yoktu. Mesela bakkala bakıyordum. 6'da 7'de açık değil, 8'de açık değil. 9.30-10'da açıyordu bakkal dükkanını. Sebze desen hiçbir şey yoktu. Yani işte bir patlıcan, bir dolmalık, biber yoktu. Yok. Yani vardı da bizim alıştığımız, gördüğümüz şey. Tabii o yoklukta savaştan çıkmış. Yani kınadığım için söylemiyorum. Tabii ki. Ama çok zor günler yaşadık. Her gece çatışmalar devam ediyordu. Mutlaka mevziler arası çatışmalar oluyordu. Niçin sordum? Şimdi o dönem burada yaşamış olanlar tabii ki o şoku atlatamadan artık Eylül, Ekimler onlara çok daha normal gelmişti. Temmuzları atlattıkları evet. için ama siz dışarıdan gelen birisi olarak onların halini çok daha iyi anlarsınız. Çok çok bambaşka bir haldeydiler. Aybeniz'ciğim ben onları onların yani çektiklerini asla anlayamam. Muhakkak. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani biz onların pabuçlarının içinde değildik. Tabii. O insanlar savaşı yaşadılar, çatışmayı yaşadılar, gazi oldular, şehit oldular. Günlerce bizim ailede çok var. Kulakları çınlasın Ersin enişte, Nurettin enişte, rahmet Allah rahmet olsun Recep eniştemiz. Onları hep ben dinlerdim, anlatırlardı neler yaşadıklarını. Ben şimdi duydukça, yani insanlar bunu nasıl unutabiliyorlar diye, bakın barış karşıtı falan değilim ben. Ama geçmişi unutmamak gerekiyor. Tabii. Geçmişten ders alarak hareket etmek gerekiyor. Bir bebek,
çocuğa sobaya dokunma yanarsın diyorsun. Dinlemiyor. Yanarsın bak elin acıyacak diyorsun. Çocuk elini değdiriyor. Ömrü billah bir daha sobaya dokunmaz o çocuk. Çünkü yandı. Ne olduğunu anladı, evet. Ben yüreği yananların yani halini anlayamam. Tabii ki. Anlatabildim mi? Yani onların kaç ay Limassol'da esir kampında yaşamışlar. Ben hatırlıyorum bir BRT televizyonundan 76'ydı zannediyorum. Kamyonlarla esir değişimi yapıldığını, bu Girne Caddesi'ne getirildiklerini. Sonra Kooperatif Merkez Bankası'nın bir çalışanının o atlılar sandallarda diri diri gömülen ailesinden 8 kişiyi çıkarırken ki şeyi hala televizyon gözümün önünde yani bunlar bakın bunlarla yaşanmaz ama unutulmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki haklısınız. Geldiniz buraya yerleştiniz. Tabii o zaman hamileydiniz. Herhalde evet. Hamilelikten sonra Özlem dünyaya geldikten sonra iş hayatına mı başladınız? Evet almadılar beni işe. Çünkü ben gelene kadar 5,5-6 aylık olmuştu karnımda. Ben bankacıyım tabii 3 sene iyi bir bankacıydım. İşte İş Bankası'na müracaat ettik. Doğru da gel. Ziraat Bankası'na müracaat ettik. Doğru da gel. Kimse almadı. Mecburen Özlem'i 9 Nisan'da doğurdum. 1 Mayıs itibariyle de Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'nde yönetim kurulu sekreteri ve genel müdür sekreteri olarak işe başladım. Yani 3 haftalık lohusalıktan sonra. Evet, evet çünkü ihtiyacımız vardı. Kocam 50 Kıbrıs lirası maaş alıyordu. 22 Kıbrıs lirasını kiraya veriyorduk. 28 Kıbrıs lirasıyla geçinmeye çalışıyorduk. Ben 60 Kıbrıs lirasıyla başladım. Bütçemiz epey zenginmişti. Ha bir de şu var. Rahmetli eşim, tabii BAF göçmenleri onlar. İskan Bakanlığı'nda da çalışıyor. O zaman evler veriliyormuş şeye. Özel'e de bu Kızılbaş'ta bir ev göstermişler. Yani bunu şey yapın. Benim eşim demiş apartman çocuğu bahçeden böcekten anlamaz. Korkar. O yüzden almamış evi ve kiraladı, apartman kiraladı yani en üst katta. 9 yıl yaşadık orada. Şu anda oturduğum evi de kendimiz öğretmenler bankasından aldık taksitli. Yani ganimet evde oturmuyoruz anlayacağın. Evet. Alın teri elimiz, alın. Evimizde oturuyoruz. Evet. Genel müdür, sekreter olarak işe başladınız. Evet. Kaç yıl orada devam ettiniz? 4 yıl. 4 yıl orada çalıştım. Şöyle bir şey, ben 2 sene sonunda Lefkoşa Şube sorumluluğuna getirildim. Çünkü ben Londra'da da çalıştım. Bir yabancı şirkette, yani İngiliz şirketinde. Ve orada bazı aletlerin kullanılmasını öğrendim. Mesela fotokopi makinesi, mesela telex cihazı. Belki sen hiç görmedin ömründe ama telex cihazı vardı. Telex kullanmasını falan öğrenmiştim. Dolayısıyla bir de bankacılıktan olan ben kambiyo ihracat servisindeydim. Ticari bilgilerim çok fazlaydı. Dolayısıyla öyle bir mevkiye geldim ve 2 senede de Lefkoşa Şube sorumluluğuna getirildim. Çünkü ilk genel müdürlük buradaydı, Girne Caddesi'nde. Adem Kaner'lerin binasındaydı. Sonra şeye taşındı. Genel müdürlük olarak Magosa'da bir yer verdiler ki hala oradadır. Serbest limana giden, yok Palm Beach'e giden yolun üzerindedir. Evet. Bizi burada bıraktılar 3 kişi kadro. Sonra bir yeni genel müdür geldi. Avukat bir adam. Gidip gelmek zor geldi galiba beyefendiye. Ben çünkü yönetim kurulu toplantılarına gidip takır takır not tutuyordum bütün konuşmaları. Evet. 7-8 saat süren toplantılar oluyordu tabii. Son toplantıya beni almamışlardı. Meğer genel müdür, yani Lefkoşa Şubesi'ni kapatıp herkes buradakiler de Magosa'ya gitsin diye karar almışlar. Bana pazartesi günü tebliğ edildi karar yazılı olarak. Okudum, okuduktan 5 saniye sonra daktilo tabii o zamanlar. Daktiloya taktım kağıdı ve istifamı yazdım. İstifa ettim. Ama bu arada da Nadir Holding beni istiyormuş meğerse. Ve Nadir Holding'e girdim. Geçtiniz. Evet. Orada kaç yıl çalıştınız? 19 yıl. 19 yıl. Herhalde oradan sonra artık meritlerle yollarınız kesişti. Oradan istifa ettikten sonra 1,5 yıl benim başka bir dönemim var. Torosların
1,5 yıl Whirlpool beyaz eşyanın koordinatörlüğünü yaptım ben. Ayrılınca Fikri Toros beni aradı. Onlar da Whirlpool biliyorsunuz büyük bir Amerikan devidir, evet, beyaz eşyada ki burada da satıyorlar. Onların Türkiye Genel Acentliğini almışlar. İşte biz orada acenteler kuracağız, bayiler falan filan. 1,5 yılda öyle çalıştım. 2000 yılında ben buraya başladım. Ben 98'de ayrıldım. Evet. Hiç boş kalmadım. Hiç yani. Boş kalmadım. Evet. Evet. Bu arada bir de oğlunuz oldu. 78'de. Ya oldu. O zaman denizcilik şirketindeydim. Oradaydım. Evet. Nadir Holding'e başladığımda oğlum 6 aylıktı kucağımda. Çok bütün doğumlarınız çok böyle heyecanlı olduğunuz dönemler olmuş. Bir işten girip öbür işe başladınız. Evet öyle yani öyle geldi işte hayat öyle geldi. Verdiği renkler bunlar. Evet. Ve Merit'le ilk burada başlamadınız. Merit'le Poşa'daydınız. Hayır Merit Kristal Kol. Evet Merit'lerle tanışmam şöyle oldu. 97'de Asil Bey Kristal Kol'u satarken Asil Nadir Bey. O zaman Reha Arar Bey. Sevgiyle anıyorum, saygıyla anıyorum. Reha Arar Bey ve Oğuz Ergun Bey satın alma görüşmelerini yapmak için bizim binaya geliyorlardı ve ben ilgileniyordum onlarla. Hı. Asil Bey'in asistanı olarak. Orada tanıdılar beni. Herhalde orada beğendiler ki öyle oldu. Yani ben 2 sene sonra başladım. Yani 3 sene sonra Kristal Kova satın aldıktan, onlar satın aldıktan sonra 1,5 yıl daha ben Asil Nadir'de çalıştım. Evet. Ondan sonra oraya geçtim. Oraya geçtiniz ve o zamandan bugüne. Evet, 2000 yılından bugüne 17 yıl 17 oldu yıl ya. Oldu. 3 Temmuz'da tam 17 yıl. Evet, geçtiğimiz günlerde kutlamıştınız. Peki nasıl geçti bu 17 yıl? Kaç yılı Kristal'de geçti? 8,5 yıl. Oradaydınız. Kristal'de geçti. Buranın kurulumunda siz de vardınız diye biliyorum. Kuruluşunda ben oradaydım. Halkla ilişkili olarak hatta buranın temel atma töreninin organizasyonunu falan ben yaptım. Yani benim görevimdi. Ama hiç burada çalışmak aklımın ucunda yoktu geçmedi yani. Açıldığında başka bir genel müdür vardı burada. 5 ay sonra zannederim. 2008, 29 Ekim'inde açıldı burası. Ben 24 Şubat'ta bana görev verildi. Nasıl? Yani size nasıl söylendi bu? Değişik bir duygu olsa gerek. Reha Bey işte bana dedi ki o hafta sonu şeyde Kristal Kov'dayken Mine dedi pazartesi sabahı şeye gel. Lefkoşa'da toplantımız var. Peki çünkü ben o dönemde seçim dönemiydi. Ben bir ay devamlı buraya gelip gidiyordum organizasyonlar dolayısıyla. Geldim sabahtan buraya. Öyle benim ofise çıkarken bir cam masa var ya orada. Orada oturdum, bekliyorum. Gitmeler, gelmeler. O zaman genel müdür işte gidiyor. Habire Reha Bey'in ofisine bir şeyler oluyor. Gidiyor, geliyor. Ben seyrediyorum ama yani canım da sıkıldı. Saat 4'e kadar hiç ne toplantı? Hani toplantı varsa ben niye katılmıyorum falan evet gibi böyle. Sonra saat 4'te çağırdı. Dedi ki Mine Hanım şeyle vedalaştık, el sıkıştık genel müdürle. Ha öyle mi, hayırlısı olsun. Dedim bir şeyler sezdim ama yani konuyu bilmediğim için. Ve dedi bizim kararımız buraya seni atıyoruz genel müdür olarak. Ben de o hafta o şeyler dolayısıyla o kadar yorgundum ki ben bir hafta izne çıkmayı planlıyordum. Yani izin isteyeceğim, dinlenmem gerekiyor. Söylüyor. Dedim yok ben istemem. Yok yok dedi. Ben yapamam ya Miray Bey dedim. Orada bir sürü insan var. Yok yok dedi. Besim Bey de ben de dedi. Bunu uygun gördük dedi. Sen yaparsın. Reha Bey yapamam. Hayır bu böyledir. Karardır bu dedi. Dedi devir teslim işlemlerine başla. Dedim bari 2 gün müsaade edin. Hem dinleneyim çok yorgunum. Hem de kendime geleyim. Şok yaşıyorum şu anda. Aytekin Yayla Bey var şu anda. Hem Merit Yönetim Kurulu üyesi hem teknik koordinatör. O alsın zaten inşaatında o bulundu burada. Öyle oldu. Geldik. 2 gün dinlendiniz ve başladınız. Evet. 2 gün dinlendik ve başladık. 9 yıla giriyoruz. Evet. 8 yıl mı? 2008'den. 9. yıl. Ya 9 yıl olacak. 9 yıldır buradasınız ama buranın artık anne.
Aynısınız değil mi? Çünkü bütün personellerle konuştuğumuzda ki sadece Merit Lefkoşa personellerine değil eminim diğer Merit personellerine de çok çocuklarımız var. Ki onu geçtim biz bile kurum olarak göbek bağımız var sonuçta Diyalog TV ile Merit Hotellerle ve bize bile annelik yapıyorsunuz yani canım ne zaman benim. Arasak sorsak. Yani şimdi bu nereden geliyor bu davranış? Söyleyeyim size yani bir kere ben bir kadınım, anneyim evet. ve anneanneyim. O ayrı bir şey. Bir de ben sizlerin geçtiği yollardan, şu anda yaşadığınız yaştan çok seneler önce geçtim. Ve çok daha zorlu koşullarda. Çok zorlu koşullarda, çok ilkel şartlarda biz çalıştık. Tabii. Yani düşün bir bankada, nerede bilgisayar bir noktaya vurup da parmaklarımız, tırnaklarımız uzadığını hatırlamam. Saatler boyu, o zaman telefon yok, bir şey yok, anam pencerelerde bekler, ne oldu bu kıza? Dünyanın yolundan gidiyoruz eve karanlıklarda, gecelerde. Biz öyle çalıştık. Burada da aynı şekilde öyle. Müdürlük tabii yapacağım. Yani tabii görevim bu. Ama ille de astığı astık, kestiği kestik olmak gerekmiyor. Ben belli bir yaşa geldim. Hayatında, iş hayatında belli bir yerine geldim. Benden gençlere tecrübelerimi anlatıyorum, yanlışlarını söylüyorum, ister alırlar, ister almazlar. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani bu beynimdekileri, yaşadıklarımı onlara iletiyorum ki tecrübe, yani bir tecrübedir benim yaşadıklarım. Kendilerinin de ayrı tecrübeleri var. Hani bari bir faydamız olsun gençlere diye. Tabii. Ama bu demek değil ki disiplinden vazgeçeceğim. Kaliteden vazgeçeceğim, her şeye göz yumarım, işte anneyim diye olmaz, tellik elimde geziyorum. Anne dediğiniz öyledir, öyle. Hem sever hem terliği fırlatır. Öyle, yani bu hepsini ayrı ayrı severim. Tabii ki. Ama işe gelince affım yok. Bambaşka. Zaten bunu bu ortama gelip gören bile çok rahat anlayabilir evet, yani. Evet, öyle olacaklar. Yani şey yaptığınızda bir tane toz yoktur. Hiçbir yerde öyledir. Ama bu sizin ve personelleriniz arasındaki ilişkiden olsa gerek. Onlar evet. sizleri çok sevdiği için herhalde işlerini bazı işler vardır ya ayaklarınız geri geri gidersiniz. Sadece evet. para kazanmak zorundasınızdır ve oraya gitmek zorundasınız. Ama bazı işler de vardır evet, doğru. ki çok severek gidersiniz. Çünkü bakın otelcilik çok yorucu bir tabii meslek. Ki. Saati, zamanı, günü, tatili olmayan bir meslek. Evet. Bu meslek ancak İnsanı severek yapabilirsin. Hizmeti severek yapabilirsin. Sevmediğin işte işinle ayrıl git o zaman. Anlatabiliyor muyum? Kimseyi de üzme. Kendini de üzme. Ben aylık toplantılarımızda tüm personelle ayda bir toplantı yaparız. Aylık toplantılarımızda bunu söylüyorum. Yani sevmediğiniz işi yapmayın. Burada da bizi üzmeyin. Güle güle gidin, elinizi sıkışalım, helalleşelim. Bizi boşuna üzmeyin hatalarınızla. Çünkü bir kere hata yapıyorsun, sözlü uyarıyorsun. İkinci hatayı yapıyorsun, aynı hatayı evet. yazılı uyarıyorsun. İkinciyi yapıyorsun, gene uyarıyorsun. Üçüncü de bay bay demek zorunda kalıyoruz. Tabii ki. Yani o yüzden ben seviyorum. Yani çocukları seviyorum, gençleri seviyorum. Onların enerjisi de bana şey veriyor, ben çok müdür olarak burada salına salına dolanmam yani. Hepsiyle ayrı ayrı konuşurum ama arada da şu kadar bir mesafe yani bırakmak ince bir gerekiyor. Yani. Evet. Çok güzel. Evet. Bu iş hayatınızda geçen zamanınızda. Evet. Peki normalde nasıl hayatınız var? Yani sabah 9'da gelip akşam 6'da, 7'de, 8'de gününe göre değişiyor biliyorum. Gidiyorsunuz evinize ama evde nasıl bir hayatınız var? Evde kedimle, köpeğimle bir yardımcı bir hanım var. Annemin bakıcısıydı o. Annem 10 yıl felç yaşadı. Onun bakıcısıydı. Onu göndermedik. O bizimle kalıyor. Benimle kalıyor. Bir kız kardeş oldu bana o da. Ben de ona bir abla oldum. Onunla ben genelde çıkmam fazla. Beni orada burada çok fazla görmezsiniz. Otelin evet. yani otelin iş toplantıları haricinde. Yahut işte organizasyonlar, mesela pazar günü Hakan Akkaya defilesi var. Ona evet. katılırım tabii ki otelimi temsilen. Onun için de çok fazla yerlere gitmek, yorulduk. Yani
doygunluk diyeceğim. Siz beni anlayamazsınız şimdi. Sizin en güzel evet. zamanınız. Sizin yaşlarınızdayken ben de gezmeyi tozmayı çok severdim. Gezmeyi tozmayı der ki işte pikniğe giderdik. Bir yere giderdik evet. ama şimdi artık evimde oturmayı tercih ediyorum. Bir tek pazar günleri off yapıyorum. O da evimde. Hiç evet. çıkmam. Yani bazen yandaki komşum Güney abla, 33 yıllık komşum. Onlar şeylere giderler. Festivaller oluyor ya. Evet. Şey, Mineciğim hadi gel seni götürelim. Geçenlerde önce bir nazlandım. Şeye gittik. Tepebaşı Festivali'ne. Lale Festivali'ne. İyi ki de gitmişim. Yani hoşuma gidiyor. Bir kere de şeye götürdüler beni. Kalkanlı'daki ağaçlar var ya, asırlık zeytin ağaçları. Evet. 800 yıllık falan filan. Onlara gitmiştik 1 Mart günü. Öyle yerleri seviyorum ama öyle eğlence taldır tuldur sevmiyorum. Evde sakin bir hayat. Aynen öyle. Ama oğlunuz ve kızınız, torunlar gelince o sakin hayat renkleniyor. Kısa bir dönem için işte evet. o da benim bayramım oluyor. Özlem 15 günlüğüne gelebiliyor. Evet. Oğlum zaten burada yaşıyor. Ayrı evi var ama ne de olsa gene görüyoruz onu ara sıra. Daha sık. Ama onlar gelince tabii aile bütünleşiyor işte kısa bir süre içinde olsa. Ondan sonra gene eski hayatımıza dönüyoruz. Evet. Nasıl torunlarla? Bu arada kaç torununuz var? Özlem'den bir tane mi? Bir tane. Oğlum daha evlenmedi. Özlem Hanım'ın. Evet. Erkek mi kız mı torununuz? Erkek. Erkek maşallah. Erkek. Adı? Emre Özer. Emre Özer. Dedenin de adını dedenin almış. Dedenin adını aldı. Dedenin evet. adını almış. Aranız nasıl Emre Özer'le? Emre ile çok sevişiyoruz biz. Şimdi bu yaz ilk kez Özlem bana kızdı. Şimdi Özlem'in, tabii anneler öyledir. Her zaman öyledir. Prensip sahibi. Anneanneler de hep yumuşaktır genelde. Bu böyledir. Orada Amerika'dayken anne dedi lütfen bunun dedi okuması lazım. Her gün dedi işte şu kadar sayfa okuyacak falan, sen biraz yumuşak davranıyorsun dedi bana. Dedim ki Özlem, müsaade et de senede bir kere anneanneliğin tadını çıkarayım yani. Dedim lütfen, yani sen 11 ay berabersin, ben de anneanneliği bir senede bir ay yaşayabiliyorum. O zaman sesini çıkarmadım. Çıkarmıyorum. Siz ara ara gidiyorsunuz yanlarına. Senede bir kere, bir ay gidiyorum. Bazen baskın yapıyorsunuz. O geçen sene öyle oldu. Bir sürpriz yaptım onlara, evet. Nasıl karşıladılar? Yani uzakta olan birinin gelmesi bir kere aile için zaten büyük mutluluk. Ama bunun sürpriz vallahi, olması daha mutluluk. Şöyle oldu Ayveniz, yani hiç aklımda yoktu. Hatta biz bir acentemizle rezervasyon da yapmıştım. Ege turuna gidecektim 3 gün. Hatta Özlem'e de söylemiştim o ay. Ve ben de ön büroda çalışan çocuğumuz var. Dedim hadi Volkan seni de götüreyim. Bir tek bekar o. Yani çoluğu çocuğu yok hani uzaklaşmak evet. için. Dedim. O da sevindi. Yaşasın. Biletlerimizi de ayarladık falan. O gün Emre, benim torunum 26 Aralık doğumlu. Davetiye gönderdi bana tu anneanne diye. İşte birthday partime davetlisin evet. diye. Kendi hazırlamış yapmış. Telefonuma düşüverdi. Saat 4:30. Tarih? Ben 4'ünde gitti. 4'ündeydi şeyi. Yani erken doğum günü yapacaklardı. Demek ki ben 30'unda, 30 Kasım falan öyle gittim. Baktım. Saat 4:30 ama. Aradım benim muhasebe müdürünü. Cenk dedim. Bak bakayım dedim benim millerim ne kadar. Çünkü bayağı bir para evet. şeyim. 64 bin milim birikmiş. Hiç kullanmamışım. Bak bakayım dedim bir cihaya ne kadar kullanır. 60 bin. Dedim bana hemen ayarlasana. Amerika'ya bilet. Ya müdürüm. Dedim yok gideceğim. Çocuk bana davetiye gönderdi. Ama sürpriz yapacağım. Orada Özlem'in çok sevdiği bir arkadaşı var. Aile, onlar da İstanbullu bir aile. Onu ayarladım. O geldi beni havaalanından aldı. Öyle, önce onlar girdi içeri. Şeyde ben asansörde bekledim.
gidince şey işte konuşuyor ama biz konuştuk Neslihan'a, dedim ki sen ayarla, ben kapıyı çalınca sen bas düğmeyi. Çünkü o saatte özleme kimse gelmez. Yani evet. Saat 8:30 falan. Tak tak kapıyı çaldım. Kim acaba dedi. Duyuyorum sesini. Allah Allah dedi Özlem falan. Şöyle hafif araladı. Dedim ütücü geldi. Aa, görmen lazım dostlar. Ama şey videosunu yayınlamıştım. Videosu evet. Biz de alalım, hatta yayınlayalım o videosunu da. Tamam. Bu araya montajla ütücü koyalım. Ütücü geldi. Çünkü neden ütücü geldi? Ütüleri mi yapıyorsunuz? Yazın gittiğimde. Anne biraz ütü biriktirdim sana dedi bana. Olsun annem, vakit geçer dedim. Yani 10 günde bitirebildim. 10 günde bitirebildim. Dedim ütücü. O yüzden ütücü geldi. Ama ne ağladı kızım, çok ağladı. Çok duygusal şey yaptı. Ama mutluluk, çok mutlu oldular. Şey. Evet. 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 Çok güzel. Böyle Emre'nin sizi arayıp da ya anneanne işte şu yemeği yapsana, çok istiyorum, canımın istediği bir yemek var mı böyle sizin yaptığınız, çok sevdiği? Aa evet, anneanne sosisi. Aa. Şimdi ben sosisi şey yaparım. İle domatesi rendeler, içine birazcık sarımsak ve azıcık kırmızı biber atarım. Öyle bir domatesi kavururum. Sosisleri de böyle şemsi şey gibi, püskül gibi yarar. Evet. Açılır ya onlar böyle. Evet. Epey kaynatırım onu beraber. Böyle artık koyulaşır, salça gibi olduğunda söndürürüm. Hı. Çok hoşuna gider o onun. Bazen de yeşil biber atarım. Ha, anneanne sosisi istiyorum der. Çok güzel. Böyledir ya genelde. Torunlar anneannelerin yemeklerinden vardır. 3-5 tane çok severdi. Ama Allah'a çok şükür Özlem çok şanslı o konuda. Hayır dediği hiçbir yemek yok. Önüne ne koysan yiyen bir çocuk. Ne kadar güzel. Evet. Özlem Hanım Amerika'da yaşıyor. Maalesef. Orayla Kıbrıs'ın yani Türk kültürüyle Amerika kültürünü nasıl aşılıyor çocuğuna? Valla benim torunum Özlem bir kere İngiliz Dili Edebiyatı mezunudur. Ve aynı zamanda da öğretmenlik diploması da var Özlem'in. Özlem şu anda torunum konuşmakta, cümle kurmakta biraz çekiniyor olsa da Türkçe olarak ama takır takır Türkçe okuyor ve yazıyor. Topluyor, çıkarıyor, matematik yapıyor. Çok evet. Güzel. Evet, yani her şeyi biliyor ama bir şey var, bir gerçek var. Amerikan okullarında okuyor. Bütün arkadaşları yabancı ama şöyle sınıfa bir bakıyorsun, Pakistanlısı var, Çinlisi var, Japonu var, Hırvatı var, Macarı var, osu var, busu var, Türkü var, Türkiye'den gelmiş olanlar var. Evet. Ama hepsi tek lisan konuşuyor, İngilizce. İngilizce. Ve o da ne maalesef kadar isterse. O yapılacak bir şey yok yani. Üzülüyorum ama tek tesellim dediğim gibi okuyabiliyor. Yazabiliyor da. Sadece konuşma mı? Konuşmada toparlayamıyor işte. Yani daha sık gelebilse buraya konuşacak ama. Kaç yaşında Emre? 10. 10 yaşında. Zamanla belki daha çok kullandıracak. Belki ileride. İleride iyi mi olur, kötü mü olur bilemeyeceğim artık. En azından ikinci bir dili onun için Türkçe. Evet. İşine yarayacaktır mutlaka bir yerlerde. İnşallah. Güzel. Buradaki birazcık hayatınızdan bahsetsek. Otel nasıl geçiyor? Personellerle aranız bir kere çok iyi ama böyle unutmadığınız bir anınız var mıdır? Ya çok gülmüştük, böyle yapmıştı diyebileceğiniz. Hem de izleyicilerimizi birazcık da güldürelim. Burada unutmadığım bir anım var. Ama çok gülünecek, hiç gülünecek bir şey değil. 24 Şubat'ta demiştim, başlamıştım. Evet. Ve ilk yazımızdı o bizim, sıcak Mayıs ayında. Tam tarihini hatırlamıyorum ama ilk kez şeyleri, bir cumartesi günüydü. Daha evdeydim. Saat 8'di. Bir telefon, müdürüm yangın çıktı otelde diye. Nasıl giyinmişim, nasıl etmişim, nasıl arabayı kullandım da geldim hiç hatırlamıyorum. Bizim bütün soğutma cihazları şeydedir. Otelin en üst katı, evet. Makine dairesi. Kabloları müteahhit, atıyorum 100 koyacağını 50 koymuş inceliğini. Ve ilk kez klimalar çalıştığı için o günde toplantı vardı yukarıda 9. katta. Kablolar dayanmadı, çekmedi sıcağı. 30 Mayıs'a doğru falandı zannederim.
o günü unutamam. Bu çocuklar tabii bütün elektrikler kesildi, asansör çalışmadı. O çocuklar ellerinde, iyi ki de o gün orada toplantı vardı ama biliyor musun Ayveniz? Çünkü çocuklar dumanı fark ettiler, salonu hazırlıyorlardı ya. Evet, evet. İyi ki şey yaptılar, o savaş, diğer burada o zamanki çocukların hepsi ellerinde yangın söndürme aletleriyle yukarıya 14 kattır orası, 14. kat. Koşta 5 çocuğumuz dumandan etkilenmişti. İtfaiye falan gelmişti. O günü hiç unutmuyorum ve biliyor musun travma halinde devam ediyor bana o. Evvelki gün Antalya'da bir otelin haberini duydunuz evet, herhalde. Anında oteli aradım. Yani aman ne olur dikkat edin, yukarılara bir bakın, kontrol edin. Bu hep bende travma halinde ve o, yani bu otelde genel müdür olduğumdan beri %100'lük bir uykum hiçbir zaman olmadı. %100'lük bir huzurum hiçbir zaman yok. Evde de olsam, Amerika'da da olsam, başka bir yerde de olsam daima aklım burada. Yani o bana travma olarak kaldı. En ufak bir şey de. Evet. Bizi korkutabiliyor. Komik anıma gelirsen, evet. O tarafta çok var. Çünkü daha fazla misafirle ilişki içinde olduğum için. Daha otel yeni açılmıştı. Bir grup getirmişler, satmışlar. İşte akıcı mıydı, şeyci miydi, pancarcı mıydı bilmiyorum. Bir yani köyden gelen bir grup. Ben lobideyim. Lobinin asansörü açıldı. Hiç unutmuyorum. Beyaz oda havlumuzu beline sarmış. Ayağında bizim oda terlikleri. Ve diğer havluyu da böyle başından aşağı asmış. Böyle bu şekilde. Bir vatandaş indi asansörden. Ben böyle bakıyorum. Bacım havuz ne tarafta dedi bana. Yüzme havuzunu soruyor. Ne bilsin adamcağız. Hayatında ilk kez yurt dışına çıkmış. Evet. İlk kez böyle bir otele gelmiş. Yani cevap veremedim. Nutkum tutuldu. Böyle yaptım anca adama. Ama içeri nasıl kaçtım arka tarafa gülmek krizini. Çok, orada çok şeyler yaşadık. Yani komikte, trajikomikte çok olaylarımız var orada. Mesela bir tanesini anlatayım, bir tane daha. Nöbetçi müdürüm, elimizde telsiz o dönemde. İşte kasa, odalarda kasalar var ya, o zaman kasa arızalarını biz açıyorduk. Nöbetçi müdürler şifreyle. İşte atıyorum bir odanın anonsu yapıldı. Mina Hanım kasa arızası. Gittim, çaldım kapıyı. İki tane adam. Şey yapamadık hanımefendi dedi. Peki dedim, düzelttim. İyi günler dedim, iyi istirahatler dedim, indim aşağıya. Aradan 15 dakika geçti. Bir daha. Bir daha kasa arızası. Aynı oda. Gittim. Kusura bakmayın, sizi de yoruyoruz ama yaptım. Buyurun bir çay ikram edelim. Anladım. Bir çay, teşekkürler. Prensiplerimize aykırıdır efendim. İyi istirahatler. Gene izah ettim. İşte böyle böyle yapacaksınız diye. İndim aşağı. 20 dakika, yarım saat sonra yine aynı oda, yine kasa arızası. Bizim de bir güvenlik şefimiz vardı. Adıyamanlı. 1.90 boyunda böyle şey ve esmer. Dedim Remzi Bey, benimle bir gelir misin lütfen? Ne oldu dedim, böyle böyle bu adamlar habire şey, şimdi çıkmasam da olmaz. Evet. Sen gel benimle bir bakayım dedim. Çaldık ama dedim de sen çalacaksın kapıyı. Çaldı kapıyı. O da kasa arızanız varmış dedi. Yok yok biz hallettik hallettik dedi. Tamam dedi. Hanımefendi yine yorduk sizi ama biz hallettik dedi. Onların derdi başkaydı. Evet. Ve Remzi'yi görünce kasada arıza, problem her şey bitti. Evet. Kasayı bozmayı öğrenmişler en azından. Açamasalar. Evet aynen öyle. Aynen. Çok insanla karşılaşıyorsun tabii ki. Tabii ki. Burası yani. Otel bin çeşit. Düşün 250 o zaman 220 odamız vardı Kristal Cove'da. Düşün 220 odada iki kişi kaldığını düşün.
440 kişi, 440 ayrı karakter. Hı. Yani herkesin değişik huyları var, değişik zevkleri var, değişik tahsilleri var, değişik görgüleri var. Farklı ülkelerde eğitim gördük. Pijamasıyla aşkrem yemeğine inenini de gördük. Pijamasıyla, telliyle, çizgili pijamasıyla, üstünde atlet. Çok şeyler çok yaşadık. Çok güzel. Biz sizinle sohbet ettiğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel aktı geçti sohbet bizim için. Ben teşekkür ederim. Deneyimlerinizi aktardınız. Çok memnun olduk. Evet, yani önemli olan paylaşabilmek. Evet. Bir takım şeyleri kendine saklamamak. Çünkü hepimiz geldik ve gideceğiz. Ve kimse yanında ne beynini ne şeyini götüremiyor. Tabii ki. O yüzden paylaşmak güzel şey, eğitmek güzel şey. Mesela ben Savaş'ı tanıdığımda, bak yiyecek içecek müdürü ya, Savaş garsondu. 2004 yılında tanıdığımda Hikmet garsondu. Bak bugün Savaş yiyecek içecek müdürü. Hikmet de yiyecek içecek müdür yardımcısı. Tabii burada kendi gayretleri de var, şeyleri de var ama önemli olan onlara o yolu açabilmek. Tabii ki. Bir de hayat böyle altın bir tepside size hiçbir zaman sunulmuyor. Hiçbir zaman. Yani biz böyle genellikle sohbetleri ederken şunu söylüyoruz. Milletvekilleri de var, işte mühendisler ağırladık, sunucular ağırladık programlarımızda. Yani insanlar böyle dışarıdan görünce Mine Gürses, Merit Defkoşa müdürü. Tamam da doğduğunda Merit Defkoşa müdürü değildi. Veya işte ben bu konuma gelebilmek için, ki ben daha yolun çok başında bir gazeteci adayıyım. Ben daha kendime gazeteci bile demiyorum. Gazeteci adayı olarak 14 yıldır eğitim alıyorum ben liseden itibaren bir yerlere gelebilmek için. Ama hayattaki eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor. Aybeniz'cim. Bu yüzden böyle güzel sohbetler etmek bizim için canım, çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz sizi ağırladığımız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Aybeniz'le Yaz Sohbetleri programında Merit Defkoşa Otel Genel Müdürü Mine Gürses'i ağırladık. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları.